Arkadaşlar merhabalar. Ankara tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim safkanları, ön plana çıkarabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Umarım iyi program geçiririz Ankara'da. Pist, çim pist ağır 4.8 olarak şu an kayıtlarda. Pist değişikliğine gidip gidilmeyeceğini bilmiyorum ama ilerleyen saatlerde yağmur olmazsa çimi koşarlar diye düşünmekteyim. Değişirse de olduğu gibi her şey değişir. Çim yarışlarında tabii. Birinci koşu şartlı bir ler diyeyim. 3 tane şartlı biri var. Normalde bu programı yapıcılar bu şartlı birleri ayırırken 3 gruba ayırırlar. Zor grup, kolay grup, ona göre adları koyarlar oraya. Bir de ortalama bir grup. Genelde tam ortadaki altılı başlangıcına koymuşlar. Orası sürpriz çıkartırsa orası çıkartır. Ciddi bir sürprizi. Bir tane tek gelen yeri olur ki onu da diğer ayağa koydular gördüğüm kadarıyla tabii. Burada da favori plasa bekleyebiliriz. Düşüncem bu yönde. Genelde kurguları bu. Genelde karşılaştığım kurgular bu. 3, 4, 6 erkek safkanlar 3, 4, 6, 11 bu atlar ön planda olmalı. Erken doğum tayları da önermek istedim biraz da. 3, 4 o yüzden ön planda kaldılar. Ve diğer atlardan tuttunuz arkadaşlar. Ahmet Çelik'in de grup yarışları dışında at binmesini protesto ediyorum. Şikayet etsek kimi kime şikayet edeceğiz? Sadece protesto edebiliyorum kendimce. Sevmiyorum. Yani bu arkadaş geçen haftaki, geçen günkü Ankara yarış programına bakarsanız tekrar o AGF'lerle neler yaptığını görebilirsiniz. Diğer atlarda şartlı birdir. Gelme ihtimalleri var. Aprantilerle maiden çıkıyorlar. İki tane apranti kaldı. Genelde böyle. Umarım onlara kadar gitmezler. AGF almamış durumdalar. İkinci koşu. Handikap 14, handikap 2. Bir nolu safkan. Rakibi üzerindeki olur. Ahmet Çelik. Grup yarışları dışında at binmesini protesto ediyorum. Atı kazanır. Ahmet Çelik kaybeder. İki nolu safkan rakip olur. Çok sürprizde 4'ü öneririm. Üçüncü koşu şartlı 5 mücadele 4 yaşlı Araplarda. 4 koşa favori Ahmet Çelik. Gene favori biniyor. Yani bu adamı yapacak bir şeyim yok. Kaysbert buraya getirilmiş Ankara'ya. Kaysbert. Bunlar koşarlar. Bu mesafelerde de koşarlar. Afroditer rakip olur. 3 de sürprizine imza atar. Koşa kazanır. Ahmet Çelik kaybeder. Diğer atlardan varsa tuttunuz. Ben tutmuyorum. Hani grubun kaliteli atı Oğulça örneğin şartlı 5'te sürpriz at isteyen arkadaşlara yeriniz varsa çıkmadı ama grubun kaliteli atı bir kısa vade yarışı var o yüzden veriyor kalitesini. Olur bugün koşarsa bir şeyler yapabilir. Dördüncü koşu yine şartlı 4 3 yaşlı Araplar. Çelik Çelik 3 tane Çelik MG Arslan bunlar ekip Ankara'nın ekibi bunlar. Aynı anda at biniyorlar protesto ediyorum burayı da. Burası jockey odasında biter bu yarış. Normal şartlı 4 kilo farkından dolayı 3 kanlı tayt burada net kazanana girmiş durumda. Ben de favori koşar. Ahmet Çelik gene at ikinci olur en azından. Ahmet Çelik kaybeder. Bir nolu safkan. Yüksek AGF. Yani bu kadar ata güveniriz de arkadaşlar. Ben bu adama güvenmiyorum. 2, 4, 5 şartlı 5'te hafif kilolu diğer atlar. 5, 4, 2 diye gider sıralama. Bunu da aktarayım ama 3 nolu safkandan etkili bir yarış gelmesi gerekir. Kazanabilirdi. Bu kilo farkını iyi kullanması gerekir. Bu 3 yaşlarda etkendir bu kilo farkı. 53-59. O yüzden hem AGF çok ters hem Ahmet Çelik yani atı Kaşemen Kura'yı biliyorum. Güzel, çok iyi, çok güzel iki yarışı. Çok başarılı iki yarışı var. Ancak üstündekinden başlayarak yani dezavantajı çok. Ağır kilosu Ahmet Çelik'i. Grup yarış. Burası kendi grubunun yarışı. Beşinci koşu. Altılı başlangıcı buraya koymuşlar. Sanırım zor olanı. Yine AGF çıkıyor bakın Ahmet Çelik. Protesto ediyoruz. Bu arkadaşın at binmesini grup yarışları dışında at binmesini protesto ediyorum. Sanırım içimizde yatırmadığı adam kalmamıştır kupon olarak. Herkes yatmıştır bir şekilde bu adamda. 6 ve 9 dişi safkanlar ön planda olsunlar derim. 6-9
1-4-5 gene yazılması gerekirse Afganlar. Apprenti ile Maiden çıkan çok fazla at sahibi bildiğim için de 10 nolu Safkan'a sürprizde çıkıyor. Erken doğumlu bir tay. 10 belli olmaz, bu da kazanabilir. Zor bir grup diye görünmekte. Umarım Powers'te hani yazdığımız at gelir. Burası için, ilk ay için söyleyeceklerim bunlar. 8-2, pencere 3-7 kalıyorlar. Ayhan Kurşun, Saadettin Boyraz. Yani jokeylerinden yazılır dedim sadece. Zor bir koşu. Yani mümkün mertebe bence at yazmanızı öneririm. Tekiniz varsa da kullanın arkadaşlar. Böyle bir grupta hani 7'yi tek oynayacağım. Tabii ki. Yani 3 tek diyecek. Sonuncu atı tek atın. Hiç itiraz etmiyorum. İnandıysanız, tutuyorsanız tek atın geçin. 6. koşu şartlı 3 dişi. Altıların genel anlamda altılı mantığı odur. Biz destekleriz yorumlarımızda. Aynı atları aynı şekilde destekliyorsak da, size uyuyorsa da tek atın geçin derim her zaman. Tuttuğunuz at öncelik. Bizim atlarımız değil. 6. koşuda 11 Seriday kazanırdı arkadaşlar. Bu atı kuponlarda bulundurmaya çalışalım. Bunlar üst gruptan geliyorlar. 10 nolu Safkan'la birlikte yarışları var. 10 da rakip çıktı bu atı. 11-10. Birinin kazanmasını bekliyorum. Diğer atlar bende plasede kaldı. 2-1-3 çok sürprizde. 3 çok güzel bir at. Beyaz bir kır bir at. Yani geçen Maiden kazanırken gördüm. Çok da güzel bir at. Kazanabilir tekrar. Bakın grubun en kaliteli atı. Durumunda yarış eksiği var. Dezavantajı o. 7. koşu. Handikap 14, handikap 1. Burada da Casablanca. Maiden olmasına rağmen altta kilo veren atların olmaması. Kilo verenlerin de Maiden atı olması. Yukarıdakilerin de kilo almasıyla ve dişi olmalarıyla kendi grubu, kendi kilo grubunun tek olur vaziyete gelmiş. Geldiği yer şartlı 4. Kayıp yarışı koşmazlar ise net kazanır da 7 nolu Safkan tek olarak öneririm kuponları. Gördüğüm bu. 4 tane erkek rakibi var yukarıda. Tamam ağır kilo. 3 tane dişi rakibi var. Bu mesafelerde erkek atlar ciddi anlamda ön plana çıkarılır. Erkek atlar içerisinde de rakibi 3 olur. Amadis olur. Diğer atlar yarış handikap olduğu için işaretledim ama diğer atlar biraz daha bence zor. 2 at arasında geçer. 7 ve 3 nolu Safkanlar arasında normalde geçer. 7 net kazanır da bu 56'ya 61,5 kilo farkından dolayı. 7 olmasaydı yarışta 3'e aynı cümleleri kurardım. 3'ü tek önerirdim. 8. koşu şartlı 5, yamak 3. Yamaklar hata yapmazsa 2 çıkar bitirir durumda. 5 yaşında grubun en kaliteli atı. Para kazanması gerekir. AGF çıkar. AGF ağırlığını taşır. 2 nolu Safkan. Sıkıntısı bu. Onun dışında bence geçemeyeceği bir grup değil. Eskinin bildiğimiz atı. Şu ikinciliğinde kıpırdadı, koştu. Bir ağır grupta tekrar 6. Burası çok çok kolay bir grup bence. Yani kalite handikap puanlarını görürsünüz. Umarım hani çim koşarlar. Bir de kumalma ihtimali var. Çim koşarlarsa kazanması gerekir. Eksik koşu çıkartırsa, yamak yarışında hatalı bir sonuç çıkacaksa da 4'ü rakip olarak öneririm. Yaş avantajlı Sun Time. 5. Bunlardan sonra yeriniz varsa son yarışını güzel kazandı. Yıldız Tozu beklemiyordum ön planda ama at hazırmış. Yerlerde gene gelir 5 nolu Safkan. 9. koşu şartlı 1. Torok Emma Shining Steel 1000 metrelik Maiden dişi. Müslüm Çelik üzerindeki yarışta terbiyesizlik yapmazsa bu AGF'siyle kazanması gerekir. Erken doğumlu bir tay. Tek rakibi Müslüm Çelik olur. Nokta. 7 nolu Safkan. Eğer altılının ilk ayağındaki şartlı bir de favori gelirse burada işte sıkıntı yaşayacağız. Bu at kayıp koşusudur. Bence tabii. Burada da diğer atlardan tuttuğunuz gördüğünüz eklemeyi size bırakırım. Görünen bu atın kazanma potansiyelinin hani anne atından da bildiğimiz bu tip atların kazanmaları gerektiği, yani bütün şartları lehine görünmekte. Dezavantajı dişi olması.
Yalnız 1000 metrelerde dişiler de kolaylıkla yarış kazandılar. Erkek atlarda da aprantiler var farkındaysanız. Yani çok 2 tane 3 ve 4 kalmış. 10. ve son koşu satış 1. Kum yarışı, 1500 metrenin kum yarışında biraz at bulundurmakta fayda var. Net ata gidemedim. Satış 1 olduğu için yaşlı atların şanslı koşar durumda olduğunu tekrarlayayım. Yani gruptaki en yaşlı atlar 8-9 Nehinoğlu, Ünlü Amca. Yani tutmuyorum ama Barskar örneğin. Bu yaşlı atlar şanslı koşar duruma gelirler. Satış 1'e iyi durumda genç atlar gelmez. Yani iyi durumda olsa Büyük Kenan buraya gelip satışa girmez. Ya da Berk Şampiyon, Ömür Evrim gibi dişi saflanır. O kazanırlar mı? Tabii ki her şey, her sonuç çıkar satışlarda, satış birlerde. Favorim yok. Yazılması gereken atlar Ağamsın 2 gelmemesi gerekir buraya. Satışa gelmiş, o yüzden sıkıntılı da koşabilir. Grubun kaliteli atlarından bir, grubun en ağır kilolu atı Büyük Kenan. Yazılması gerekir. Bakın bu yarışlarda kilolar önemlidir. Ağır kilolu atlar şanslı koşar. Şimdi ona göre değerler biçilir. Ağır kilolu atlar en pahalı atlar olurlar. 1. 18 Veyat Baba 53,5. Ya atta hiçbir şey kalmamış. Getirip satışa koydular. Ama atın geçmiş performanslarından bu tip grupları geçme potansiyelini gördüğüm için sürprizle önereceğim. Veyat Baba. 2-1. 18. 5-10 yazılması gereken atlar. Onda Müslüm Çelik var. Müslüm Çelik'in bir özelliği vardı. Geçen de Ankara programında da söyledim. Yani kazanırdaki atlara biniyor son ayaklarda. Adana da çok yaptı bunu. Tabelaya sokmadı. Nehirnoğlu gibi atları tabelaya sokmadı. Tabela bahis oynayacak arkadaşlara. Yani ya kazanıra giriyor, kazanıyor. Geçen Ankara'daki kazandı bakın. Müslüm Çelik'le. Ya da direkt kasıtlı olarak enseye basıyor, tabloya sokmuyor atlarını. Böyle bir de tersliği var bu arkadaşımızın. Abisinin ya da küçük kardeşinin benzeri. Diğer atlardan tuttuğunuz varsa eklemeyi size bırakırım. 17, 13, 6 bunların da gelme ihtimali var. Barskan'ı yaştan dolayı yazılırsa itiraz etmem ekürsüyle. Şimdi içeride performanslardan çıkmıyor. Tabii sonun yarışlarından dolayı. Kamantay. Tutmuyorum ama bu tip yarışlarda, bu tip atların da kazandıklarını gördüğüm için kazancı yüksek atlar handikapından dolayı atlamayalım dedim. Son ayak böyle. Sıkıntılı bir ayak. Bütçeniz oranında at yazmanızı öneririm. Tekiniz varsa da tekinizi kullanın geçin. En güzeli bu olur. En azından son aya kupon getirmiş olursunuz. O heyecanı yaşamış olursunuz. Ankara böyleydi arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.